Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 21 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda parlamaya devam edecek ve Mayıs ayına 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının güçlü etkileriyle başlıyoruz. Bu Güneş tutulması sizin 8. evinizde meydana gelmişti. Mayıs'ın ilk haftası içerisinde gezegeniniz Venüs'ün Jüpiter'le yapacağı güzel kavuşum açısının tesirleri devam ediyor olacak. Zaten Güneş tutulmasında da bu açı kalıbı çok önemli, güçlü bir etki ortaya çıkarıyor. Şanslı bir açıdır, kısmetli bir açıdır. Hayatımızda var olan sorunları çözmek için, şifalanmak için, yardımlar alabilmek için oldukça önemli destekler verebilir bize. Parasal konular, finansal borçlanmalar, özellikle kredi gibi bazı sorunlarınızı çözebilirsiniz bu Güneş tutulmasının da etkisiyle. Başkalarından yardımlar, destekler alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili iyileştirmeler olabilir. Örneğin bir sağlık sorununun iyileşmesi, şifalanması için bir ameliyat, bir operasyon gündeme gelebilir veya tamamen estetik, güzellik, kişisel bakımla ilgili bazı özel girişimlerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bilinçaltı çalışmaları, terapi çalışmaları, arınma, şifa çalışmaları da bu dönemde çok güçlü geri dönüşümler, olumlu etkiler getirebilir size sevgili teraziler. Bir borcu ödeme, miras, sigorta, nafaka, kredi, vergi gibi herhangi bir sorununuz varsa burada da bunları yapılandırmak veya uzun süreli daha sizin lehinize gelişebilecek bazı olumlu adımlar atmak, yardımlar almak için de ayın ilk günleri, Mayıs'ın ilk günlerini değerlendirebilirsiniz. 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Merkür 2 Haziran'a kadar İkizler ve Boğa burçlarında geri hareketli olacak. Bu nedenle özellikle Mayıs'ın ilk 10 günlük sürecini retro başlamadan önce daha iyi değerlendirmeye çalışın. Resmi yazışmaları, sözleşmeleri, anlaşmaları, alışverişleri bu dönemde yapmakta fayda var. Merkür retrolarında ne yapabiliriz? Merkür retrolarını biraz yavaşlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz şartları gözden geçirebiliriz. Kontroller yapabiliriz, eksikleri tamamlayabiliriz. Geçmişten gelen yarım kalmış işlerle ilgilenebiliriz. Bunun için de güzel fırsatlar tabii ki karşımıza çıkabilir. Ve 11 Mayıs'ta şans gezegenimiz Jüpiter balıktan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Sevgili teraziler, 7. evinize geçiyor ve yaz boyunca orada kalacak. 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda. 28 Haziran'da 8 derece Koç burcunda gerilemeye başlayacak ve 27 Ekim'de tekrar Balık burcunun son derecelerinde olacak. Ve nihayetinde 20 Aralık'tan itibaren de artık tamamen Koç burcunda ilerleyecek. Yaz döneminde 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda 7. evinizde, karşıt burcunuzda olacak. Jüpiter'in olduğu alanlarda kısmetler, gelişme imkanları vardır. Burada daha çok ilişkilerde kısmetleriniz artabilir. Yaz aylarında eş partner konularında destekleriniz var. Eşinizin, partnerinizin hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Evlilikle ilgili girişimler söz konusu olabilir. Özellikle var olan ilişkilerin biraz daha büyümesi, gelişmesi ve bunlardan destekler almanız da mümkün olabilir sevgili teraziler. Ve ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi var. Güneş-Satürn karesi zor bir açıdır. Zaten bu açının tesiriyle beraber ay dolunay fazına ulaşmış olacak ve 16 Mayıs'ta 25 derece Akrep burcunda yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma zor bir tutulma, güney düğüm yönünde ve Satürn'den sert açı alıyor. O yüzden biraz da krizlerle bizi yüzleştirebilir. Akrep burcu olduğu için ikinci evinizde de etkili olacak. Finansal konular, borç alacak dengesine dikkat etmek gerekiyor. Satürn de bu dönemde tutulmaya tam bir kare açıda. Yani bu tutulma maddi bazı zorunluluklarla bizi yüzleştirebilir. Borçlanma konuları olabilir. Bunlar zorunlu bazı masraflar olabilir ya da gelir gider dengemizde bizi zorlayacak bazı kısıtlamalar olabilir. Yatırımlarla ilgili konularda spekülatif alanlara dikkat edelim. Çünkü hani kaynaklarımızda böyle manipülatif durumların oluşması, krizlerle karşılaşmamız mümkün. Biraz hani şansa ihtiyacı olan alanlarda kısıtlamalar olabilir. O yüzden güvenli adımlar atmak gerekiyor. Zaten Akrep Boğa aksındaki bu tutulma döngüleri tüm dünyada piyasaları, ekonomik alanı, para konuları etkiliyor. Bunların az veya çok bize yansımaları olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizi daha çok etkileyecektir. O zaman para konularına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu
burçların bu derecelerinde gezegenleriniz bulunmuyorsa sizler için çok da önemli tesirler getirmeyebilir. Daha genel etkiler olacaktır. Daha kolektife yayılan tesirler altında olabiliriz. Evet, ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin için güzel bir burçta hava elementi İkizler'de yaşam enerjinizi arttıracak, enerjinizi, yaratıcılığınızı güçlendirecek. 9. evinizden alacaksınız bu güzel güneş desteğini. Bir ay boyunca zaten kalacak İkizler Burcu'nda. Ayın 23'ü ve 24'ü Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir kontak var. Bunun olumlu enerjilerini hissedebilirsiniz. Bu dönem daha fazla seyahat etmek isteyebilirsiniz. Gezmek isteyebilirsiniz. Belki eşinizle ilgili böyle bir seyahat planı var, tatil planı var. Bunları organize edeceksiniz. Rezervasyonlar olabilir. Ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Eğer daha önceden planladığınız bir şeyse evet devam edebilirsiniz. Ama bir anda aklınıza yeni gelen bir şeyse bu 2 Haziran'a kadar beklemekte fayda var. Gözden geçirin, detaylara dikkat edin. Fikir değişiklikleri olabilir çünkü. Ve ayın 25 şimdi artık Mars Koç'a geçiyor. Jüpiter'in yanına geliyor. İlişki evinizde yoğun bir enerji var. Ayın son günlerinde, Mayıs'ın son günlerinde Jüpiter'le Mars birleşecek burada. Partneriniz son derece enerjik, hiperaktif bir hale gelebilir. Karşınızdaki kişilerle her türlü ilişki dinamiğinizde yoğun bir enerji var burada. Tabii ki yeni fırsatlar olabilir. Cesaret artabilir. Özellikle partnerinizin çok daha cesur, daha özgüvenli hareket ettiğini görebiliriz. Ama Mars agresyon da yaratabilir. Buna dikkat edin. Yani ilişki dinamiklerinizde zaman zaman kontrol etmekte zorlanabileceğiniz böyle bir çatışma, münakaşa enerjisi olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ve ayın 30'unda İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak, ayın son günü. Bu etkiler, ikizler yeni ay etkilerini Haziran ayında hissedeceğiz aslında. Haziran'ın ilk iki haftasını bu yeni ay şekillendirecek. Sizin için iyi bir yeni ay bu, ikizler yeni ayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneşiniz, kişisel gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha olumlu tesirleri olacaktır. Yeni ay ile beraber seyahatler, gezi planları, özellikle yurt dışı uluslararası konular hareketleniyor. Ticari girişimler, iletişim ve eğitimle ilgili her türlü konu. Akraba ilişkileri, yakın çevre ilişkileri, sizin yakınlarınız, eşinizin yakınları, onlarla olan diyaloglar, görüşmeler, tüm buralarda önemli bir hareketlilik söz konusu ve tabii ki yeni kararlar, yeni gelişmeler de gündeme gelebilir ama bunları daha çok Haziran ayında deneyimleyebiliriz. Evet, ayın genel etkisine bakarsak sevgili teraziler, sizin için parasal konularda önemli bir ay. Borç alacak dengesinde önemli dönüşümler olabilir. Kredi alabilirsiniz, bir yatırım konusunda destek alabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında iyileşmeler olabilir. Size para kazandıracak, maddi sorunlarınızı çözebilecek bazı önemli destekler, yardımlar alabilirsiniz. Ama ay ortasında yine para konularında bazı krizlerle karşılaşmanız da mümkün. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Bence paranızı harcarken, yatırım yaparken her zaman için belki daha güvenli adımlar atmanız gerekiyor. İşte toprak böyle bir şey, gayrimenkul böyle bir şey. Hani borsa ve spekülatif piyasalarda risklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle dolunay ve yakınlarında dünya yani üzerinde de böyle ekonomiyi etkileyebilecek, piyasaları etkileyebilecek manipülasyonun artabileceği durumlar oluşabilir çünkü. Ayın son haftası ikizler etkileri artacak. Güneş ikizlere geçiyor. Jüpiter'in Mars'ın kavuşumu ilişki dinamiklerinizde çok hızlı enerjiler, hareket gündeme getiriyor. Bu tabii ki arkadaşlarla daha fazla görüşmeniz, eşinizle daha fazla bir arada olmanız. Ama bir yandan da sürekli böyle bir mücadele içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Yeni girişimler konusunda da buradaki hareketler, enerjiler sizi destekleyebilir. İkizler yeni ayı yeni hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilir. Ama bunları daha çok Haziran ayı planlarınıza alabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.